Sunmuş olduğumuz genel ürün çözümleri, trifaze UPS ürünlerimiz, bunlar 10 kavadan 800 kavaya ve paralelleyerek daha üst güçlere çıktığımız ürün grubu. Monofaze UPS ürünlerimiz, bunlar rack ve tower olmak üzere birden 20 kavaya kadar çözümlerimiz var şu an hazırda. Redresörlerimiz, bunları detaylı olarak inceleyeceğiz zaten. Bir fazla, üç faz olmak üzere farklı ihtiyaçlara cevap verecek aküşarj cihazlarımız. Ve hem UPS hem rectifier redresör ürünlerinin ayrılmaz bir parçası olan aküler konusunda da bizler tedarikçiyiz. Çünkü bolca bunun ürünleri kullanıyoruz. Regülatörler, bunlar da voltaj regülatörleri, statik ve servo olmak üzere her iki tipte de en küçük güçten 6 MVA'ya kadar çözümler sunabiliyoruz. Dinamik UPS, burada da Avusturya Hitzinger firmasının ekskluzif distribütörüyüz. Burada da dinamik UPS'te daha güvenilir, daha uzun ömürlü, 25 yıl ömre sahip statik elektronikten ve aküden arındırılmış, dinamik olarak çalışan bir dizel destekli kesintisiz güç kaynağı modeli. Diğer grubumuz da solar enerji sistemleri. Burada da Power Solar firması bünyesinde yapmış olduğumuz yaklaşık olarak bugüne kadar 100 megawatt saha uygulaması ve 40 megawattın üzerinde de çatı uygulaması yapıp bitirdik programı. Genel referans mektuplarımızdan 3-4 tane örnek vererek ilerleyeceğim. ABB, Siemens, bunların farklı projelerinde burada gördüğünüz gibi Schneider, Andritz, bunların redresör, akü ve UPS'lerde birçok projesinde hem çalıştık hem şu an hala da aktif olarak çalışıyoruz. Bunlar, niye bunları örnek olarak gösteriyorum? Daha çok global firma bunlar. Sadece Türkiye'deki projeleri değil, yurt dışındaki uluslararası projelerinde de birlikte çalışıyoruz. Evet, genel olarak firmamızla ilgili kısa bir girizgah yaptıktan sonra redresör sunumumuza başlıyorum arkadaşlar. Power Electronic redresör üretimine 2007 yılında başladı. Sektöre başladığımızda biz sektörde çok küçük çaplı, şu an ismi bar 24 bar 110 olarak tabir edilen 7 amper saat aküyle çok küçük böyle aslında akü şarjı özelliği olmayan, aküleri korumayan, koruma sistemleri, haberleşme fonksiyonları hiçbir şeyi olmayan ve takıldıktan muhtemelen en fazla 6 ay sonra aktif olarak artık çalışmadığı halde orada sadece süs gibi duran bir redresör pazarı vardı bizim karşımızda. Bizler ilk dizaynı yaptığımızda bunun daha endüstriyel tipini ekranda gördüğümüz fotoğraflara, görsellere, dizayna benzer bir yapıydı. Yaklaşık bir 2-3 yıl boyunca fiyatından dolayı rekabet etmekte çok ciddi zorlandık. Daha sonra dağıtım şirketleri ve diğer TİYAŞ'larla görüşerek onların neden bu ürüne ihtiyaç duydukları, neden bu ürünün çok kritik olduğu, redresörlerin ve akülerin neden endüstriyel tip olması gerektiği, mevcut sağlanan ürünlerin neden bu ihtiyaçları karşılamadığı ile ilgili sayısız eğitim seminerleri düzenledik, ziyaretler yaptık. Ve daha sonra yavaş yavaş aslında pazarı bu konuda biz tetiklemeye başladık. Ve ondan sonra bu redresörler gerçekten artık çok kritik ürün sınıfına girdi ve firmalar bunları alırken artık çok daha dikkatli ve titiz davranıyorlar. Şimdi redresörün tanım olarak bir giriş yapıp ilerleyelim. Redresörler bildiğiniz gibi AC şebeke voltajını alıp bunları DC'ye çeviren ama bildiğimiz standart sabit bir DC çıkış değil. Aküleri belirli modlarla şarj edebilecek şekilde akü şarj fonksiyonuna sahip elektronik cihazlardır. Bu şarj yöntemleri temelde kullanılan iki tane. Birisi boost ve float dediğimiz hızlı ve yavaş veya tampon şarj diyebileceğimiz şarj modları. Bunun yanı sıra işte damla şarj yöntemi veya dengeleme şarj yöntemi gibi farklı şarj yöntemleri de mevcut. Bunlar da farklı tip aküler ve farklı durumlarda kullanılabilen terimler.
Redresörler DC akım ve gerilim ihtiyacı için kullanılırlar. Şimdi şöyle bakalım olaya. Neden AC kullanılmıyor? Çünkü arkadaşlar bu cihazların kullanıldığı yerde AC'nin zaten kesintiye uğradığı durumlarda belli işleri yapmak ve orada bir kesinti olup olmadığını anlamak için bir yere depolanmış enerjiyi kullanmak gerekiyor. Burada da hem rahat depolanabilen enerji DC olduğu için redresörle önce akülere DC enerjiyi depoluyoruz. Daha sonra AC'nin kesilmesi, bütün oradaki enerji kaynaklarının tükenmesi durumunda bu redresörlerle biz kesici ve haberleşme kontrollerini sağlayarak sistemin tekrar ayağa kalkmasını sağlıyoruz. Redresörler giriş gerilimine göre iki tip. Birincisi monofaza olanlar. Bunlar daha çok küçük dağıtım merkezlerinde, trafo binalarında, köşklerde kullanılan dağıtım şirketlerine hitap eden modelleri. Diğeri de trifaze. Bunlar 3 faz girişli çalışan TİH veya işte daha yüksek gerilim tarafına ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş ürünler. Çıkış voltajlarına göre sınıflandıracak olursak genel olarak kullananlar Türkiye'de 24, 48 ve 110 volt DC'ler ama bunların yanında 12 ve 220 volt DC olanlar da mevcut. Standart çıkış kapasitelerine göre bunlar 1 amperden 1000 ampere kadar da çıkabilir. Çok farklı uygulamalarda 3000-5000 amper kapasitelerine de pekala çıkabilir. Redresörler ayarlanabilir çıkış gerilimi ve çıkış akım imkanı tanırlar yukarıdaki özelliklerde. Ama genel olarak çıkış gerilimi örneğin 110 voltsa bunu aynı anda 48 veya 24 olarak kullanma şansımız bulunmuyor. Dolayısıyla burada 110'u artı eksi belli bir %10-15 mertebesinde arttırıp azaltma gibi bir ayar imkanından bahsediyoruz. Ama çıkış akımında sıfırdan maksimum dizayn edilmiş akımına kadar bir akım sınırlama gerçekleştirmemiz mümkün. Şimdi bir faz ve üç faz redresörlerin kullanım alanlarına bakacak olursak orta gerilim trafo köşkleri, orta gerilim dağıtım merkezleri, yüksek gerilim trafo binaları, yüksek gerilim indirici merkezleri, DCS SCADA merkezleri, petrol doğalgaz boru hatları veya bunun haricinde varsa diğer kimyasal boru hatları, enerji santralleri, raylı sistemler ve telekom, dikkat ederseniz telekomu biraz gri renkte yaptım. Çünkü telekomda kullanılan rectifier redresör tipleri endüstriyel tip değil, daha çok switch mode dediğimiz yüksek frekansta çalışan 48 volt sistemler orada tercih ediliyor. Evet, redresörlerin 24, 48, 110 ve 220 volt DC için farklı farklı seçenekleri mevcut. Bunlara ait 20'den fazla farklı kabin seçeneği ortaya çıkıyor buradaki akım ve gerilim kapasitelerine göre. Redresörler dijital kontrolü ve son teknolojiye sahip ürünler. Burada gördüğümüz dizaynlarımız. TSEN 60335 sertifikalı ürünlerimiz genel olarak elektrik akımına karşı insanları koruyan özelliklere sahip demektir. Bunlar bildiğiniz gibi bir ofis veya teknik bina veya trafo binasının içerisinde kullanıldığı için insanların rahatlıkla girip çıkıp dokunabileceği yerlerde. Dolayısıyla bunlar insanların hemen elini uzatıp çarpılabileceği bir yapıda değil, bunun önlemleri alınmış şekilde dizayn ediliyor. Bir de bunların performanslarının ve tip testlerinin sorgulandığı IEC veya EN dediğimiz Avrupa normlarında 60146 sertifikası var. Bu da bazı ürünlerimizde var, bazılarında henüz alım aşaması devam ediyor. Bu ürünler TEDAŞ ve TİH'in şartnamelerine uygun olarak dizayn ediliyor. Çünkü Türkiye'deki en büyük pazarımız TİH ve TEDAŞ kapsamındaki projelerden oluşuyor. Güçlü bir referans listemiz var. Birçok büyük projede sunumun sonuna doğru da onları anlatacağım.
ürünlerimiz burada yer alıyorlar. Kısa temin süremiz mevcut. Yani dizaynını, üretimini, burada her şeyini kendimiz yaptığımız için ortalama olarak 1 ila 4 hafta arasında genel olarak ihtiyaçlarımızı karşılayıp sevkini gerçekleştirebiliyoruz. Etkin ve hızlı servis desteğimiz mevcut. Müşterilerimiz bizleri her an arayabilip istediğinde sahaya kadar bizden destek alma imkanı mevcut. Redresörlerin biraz çalışma modlarından bahsedeceğim. Burada ilk modumuz şebeke modu. Gördüğünüz gibi burada redresörümüz şebekede çalışırken normal olarak şebeke gerilimini AC'ye alıp DC'ye çeviriyor. Daha sonra bunu bir şarj modlarına uygun olarak aküleri şarj ederken aynı zamanda buradaki üretilen DC enerjiyle de çıkış yük kesicisi aracılığıyla DC yüklerinde beslemesini sağlıyor. Bu işlem bu şekilde devam ederken aküler sürekli olarak tampon şarj altında beklemiş, dolu vaziyette orada duruyorlar. Enerji kesildiği durumda burada işte asıl kritik görevi başlıyor. Bu sefer aküler şarjdan deşarj moduna geçerek DC yüklerimizi sistemi hiçbir kesintiye uğratmadan bu şekilde saatlerce besleyebiliyorlar. Kullanılan akü kapasitesine göre ve DC yükün miktarına göre bu süre 1 saat ile 8 saat arasında genel olarak ayarlanabiliyor. Burada dediğim gibi uygun sayıda, uygun kapasitede aküleri tesis etmekle mümkün ancak. Evet, redresörümüz şebekedeyken dropper dediğimiz yani voltajı düşürme ünitesi nasıl çalışıyor? Çok kısa onun tek hat çalışmasına bakalım. Önce dropper'ın ne olduğundan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi az önce şunu söyledim. Redresör ürettiği aküyü şarj edecek gerilimi aküye verirken aynı anda bu gerilimi de yüke vermek durumunda. Ama aküler bildiğiniz gibi mesela 110 voltluk bir akü bankasını şarj etmek için buna en az 127-132 volt gibi bir voltaj vermeniz lazım doğru şarj tekniğini uygulasın diye. Ama bu 132 volt eğer DC yükümüz için yüksek geliyor ise burada bir şurada gördüğünüz diyotlardan oluşan bir dropper ünitesi var. Bu ünite gelen 132 volt DC'yi 110 volt DC'ye yaklaştırarak çıkış yüklerinin yüksek voltajdan, DC voltajdan korunmasını sağlayacak. Sistem bu şekilde çalışacak ama enerji kesildiğinde buradaki aküler artık 12 volt üzerinden deşarj olmaya başladığı için toplamda zaten 110 volt üretiyor olacak akü bankası. Bu da dropper ünitesinde tekrar düşmesin diye dropper ünitesi burada bypass moduna geçerek bir kontaktör üzerinden DC yükleri besleme bu şekilde devam ediyor. Herhangi bir gerilim düşümü yaşatmadan. Evet, redresörler kritik yerlerde özellikle enerji santrallerinde, endüstriyel tesislerde veya işte HES veya işte termik santral buralarda veya TEİAŞ'ın indirici veya dağıtım merkezlerinde yedekli olarak kullanılır ki herhangi bir redresör veya akü bankası devre dışı kaldığı durumda diğer redresör ve akü bankası sistemin devamlılığını sağlamak durumunda. Çünkü bu cihazların kontrol ettiği kesiciler, ayırıcılar, bobinler, haberleşme sistemi oldukça kritiktir. Sistem bu şekilde birinci redresör ve bu redresöre bağlı kendi akü bankası gördüğünüz gibi. İkinci redresörümüz burada. İkinci redresöre ait akü bankası. Bunların her ikisinin çıkışı birleştirilip tek bir noktadan besleme de yapabilir. Veya bir changeover anahtar yardımıyla
Bunlardan herhangi birisi aktif olarak yükü beslerken diğeri bekleme konumunda bekleyebilir. Bu tamamen oradaki dizayna bağlı olarak değiştirilebilecek bir durum. Sistemler böyle çalışırken herhangi birinin kesintiye uğraması durumunda gördüğünüz gibi sistem kesintiye uğramıyor en azından. Burada diğer redresörün ve akünün üretmiş olduğu enerjiyle sistem çalışmaya devam ediyor. Burada redresörlerin ortak akü grubuyla bağlanması durumunu da gösteriyoruz. Yani her iki redresöre ortak bir akü bankası da bağlanması mümkün. Redresörlerden biri arıza yaptığında diğer redresör aküyü hem şarj etme özelliğine sahip olacak hem de aynı zamanda yükü besleme kapasitesine sahip olacak. Redresör çıkışlarında zaman zaman DC dağıtım da isteniyor. Bu çok ürünlerimizde küçük adette ise 2 tane, 3 tane, 5 tane, 10 tane gibi bir dağıtım kesicisi isteniyorsa bunları mevcut redresör panosunun içerisine yerleştirebiliyoruz. Ancak daha fazla adette ise bunun için ayrı bir kabin dizaynı yapılması mümkün. Evet, redresörlerin genel olarak seçiminde neler önemlidir? Çok az bunlardan bahsedelim şöyle. Giriş gerilim ve toleransına bakacağız ki bu sayacağım özelliklerin birçoğu zaten redresörü alacağınız şartnamenin içerisinde açık ve net olarak belirtilmiş özelliklerdir. Buradakileri ben genel olarak sıralıyorum sadece belirli bir şartnameye çok bağlı kalmadan. Giriş gerilim ve toleransı kısmında monofaze veya trifaze girişteki voltajın artı eksi aralığında ne kadar değiştiğinde çıkışta vermiş olduğumuz DC gerilim ve akımın sabit kalacağını gösteren bir tolerans miktarı. Bu artı %10, eksi %15 aralığında genel olarak beklenen özellik. Giriş frekans toleransı 50 Hz 60 Hz'lik sistemlerde eksi artı %5'lik frekans oynamasında redresör hiçbir performans kaybına uğramadan çalışmaya devam etmesi gerekir. Girişteki toplam harmonik distorsiyon akım üzerinde meydana gelir. Bu değerinde %10'un altında olması beklenir. Anma akü voltajı da burada aküler için istenen 24, 48, 110, 220 volt DC hangisi ise bunun belirtilmesi gerekiyor. Şarj akımının da farklı tipteki akülerin kapasitesine ve kimyasına uygun olarak şarj ettiğimiz için ya şarj miktarını veya akü tipinin de burada belirtilmesi önem taşır. DC üzerinde meydana gelen küçük salınımlar, yani DC dediğimiz böyle bir dümdüz kalem çekmiş gibi olmuyor çünkü pratikte. Oradaki böyle küçük küçük o AC zıplamaları toplam DC miktarın %5'inin altında olması gerekiyor. Dijital bir altyapıya sahip olması gerekiyor. Bunun için mikro işlemcili, programlanabilir ve kontrol ünitesine sahip LCD göstergeli bir dizayna sahip olması gerekiyor redresörün. Redresörlerin izleme ve kontrol özelliği olması gerekiyor. Minimum istek olarak en azından bazı kritik alarmları kuru kontak üzerinden verebilmeli. Bunun yanı sıra RS-232, RS-485 tarzı haberleşme protokollerini de desteklemeli. Redresörün koruma özellikleri de üzerinde bulunmalı. Akünün ters bağlanması durumunda kendini korumalı. Aşırı akım çekildiği durumda buna karşı koruması olmalı. Aşırı ısıya karşı redresör kendini koruyabilmeli. Kısa devre olması durumunda aynı şekilde. Fazların kesilmesi durumunda korumaya geçmeli. Akülerin derin deşarja uğramaması için aküleri korumalı. DC artı ve DC eksi dediğimiz toprağı olan DC kaçakları da yine sistem tespit edebilmeli ve bu vermiş olduğu koruma ve alarmları da bir SCADA veya PLC üzerinden nereden izlenecek bir yeri varsa buraya da göndermesi istenen özellikler arasındadır. Kabinler genelde kaynaksız, modüler, metal gövde, fırın boyalı, kolay servis imkanı verebilen bir yapıda olmalı.
genel olarak saç kalınlıkları 1,5 ile 2,5 milimetre arasında. Koruma sınıfı minimum IP20, IP32, 40-51 gibi ihtiyaca göre ne kadar toz ve suya karşı koruma istiyorsak bir IP sınıfı da belirtmemiz faydalı olur regülatör seçerken. Evet, monofaze redresör tiplerimiz 3 tane arkadaşlar. Burada birinci tip yine endüstriyel tip ama özellikleri minimize edilmiş, belli bir şartname taşımayan bar 24 veya bar 110 isimleriyle sektörde hala tabir edilen redresörlerimiz. İkinci gruptaki akım kontrollü redresörler, bunlar MYD dediğimiz TEDAŞ'ın bir önceki şartnamesine uygun olan redresörler, halihazırda sektörde aktif olarak da satılan ve kullanılan redresörlü şartnameye aitler. Üçüncüsü akım ve gerilim kontrollü redresörler. Bunlar TEDAŞ'ın son MLZ dediğimiz şartnamesi kapsamında bu özellikleri taşıyan redresör grubu. Şimdi bar 24 ve bar 110 akım kontrollü redresörler kesin bir şartname özelliği taşımıyorlar. Çok standart minimum özellikleri içeren fonksiyonlara sahipler. Sadece kuru kontak çıkışı verebilirler. Dijital bir kontrole sahipler. LCD ekranları var. Bunun dışında bir ekstra koruma özelliğine sahip değiller. İkinci gruptaki MYD şartnamesine göre olan redresörler akım kontrolüdür. Bu redresörler diğer MLZ'ye göre en büyük farklılığı sadece yük için kullanılan akımı kontrol edebiliyorlar. Yani redresör aynı anda hem yüke hem aküye akım basarken aküye ne kadarlık bir şarj akımı basacağı ile ilgili bir kontrol mekanizması bulunmuyor bunun üzerinde. Ama bunun dışında aküleri derin deşarja karşı korumak için derin deşarj korumaları var. Kuru kontak skada çıkışları mevcut. Yine sektördeki birçok dağıtım şirketlerinin şartnamelerine bu ürünler hala cevap verebiliyorlar. MLZ dediğimiz bu şartname kapsamındaki endüstriyel redresörler, bunlar yine monofaze grubunda. Bunlar akü akımı için ayrı bir kontrol mekanizmasına ve donanıma sahipler. Yani redresör üzerinden biz aküye 5 amper basarken yüke de 15 amper akım verelim diye program olarak girip bu ayarları yapabiliyoruz. Bunlar MYD şartnamesi kapsamındaki ürünlerde böyle bir imkanımız yok. Çıkış tarafında aşırı DC gerilim kontrolü var. LED ve mimik diyagram özellikleri gelişkin seviyede mevcut. Bunun yanı sıra yine dropper diode özelliği bu cihazların içerisinde mevcut. Yine diğer sıcaklık ve diğer koruma özellikleri zaten standart olması gereken bütün özellikler bu cihaz üzerinde mevcut. Dropper ünitesi yine bu cihazlar üzerinde de iki kademeli olarak mevcut. 24 volt için maksimum gerilim 27.6 volt DC, 110 volt DC için de 126.5 volt DC maksimum gerilimdir. Bu gerilimi aştığı durumda dropper diyotla bu gerilim seviyesinin altına bizim bunu düşürüp yüke bu şekilde vermemiz gerekiyor. Altta gördüğünüz gibi redresör akülere gönderdiği şarj gerilimi 28.4 volt, 24 volt DC'liktir redresör için. Burada ama yüke gönderdiğimiz gerilim gördüğünüz gibi dropper diyodu üzerinde düşerek 3.4 volt düşerek 25 volt olarak yüke gitmesi sağlanıyor. Elektronik olarak da şurada görmüş olduğunuz iki tane dropper ünitesi grubu var. Birinci grup dropper ünitesi açılıyor. Bu yeterli gelmezse iki grup birden açılarak düşen gerilim seviyesi buradan ayarlanabiliyor. Şuradaki mimik diyagram üzerinden de her iki dropper ünitesinin hangisinin devrede olup olmadığını LED yardımıyla görme imkanımız var. Burada gördüğünüz gibi redresörün üzerinde artık MDZ'de bir tane de mimik diyagramımız var. Burada şebeke girişinin, trafoyu, DC'miz,
akülerimiz, dropper ünitesi ve çıkış kesicimiz dahil bunların ayrı ayrı devrede olup olmadıklarını, bir arıza, hata veya alarm üretip üretmediklerini mimik diyagram üzerinden ve aynı zamanda alttaki LCD ekran üzerinden de görme imkanına sahibiz. MLZ şartnamesine ağırlık verdim gördüğünüz gibi, çünkü bu son şartname. Burada akü şarj ve yük akımı için ayrı ayrı kontrol yapıyoruz. Dolayısıyla sistemin akımlarının her ikisini burada ayrı ayrı görme imkanı sunuyor bize bu retresör. Şuradaki yük için IO yük akımı, şuradaki de IB'de akü akımı için verilen değerler. Burada ne kadarsa bunların her ikisini topluyoruz. Aslında bu ikisinin toplamı da redresörün toplam çıkış akım kapasitesini oluşturuyor. Bu akünün akımının kontrol edilmesi bize ne fayda sağlıyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Arkadaşlar mesela aküler kapasitesine göre en küçüğü 12 volt akülerden bahsedersek 7 amper saatten başlar. 7, 9, 12, 18, 26, 40, 65, 80, 100 bu 250 amper saate kadar giden bir kapasitesi mevcut. Ve kapasitesine göre aküyü kaç amperle şarj edebileceğimizin bir sınırı var. Kurşun asit akülerde bu sınır kapasitesinin %20'si kadar bir maksimum akımla şarj edilebilir. Bunu daha böyle özele indirelim. Mesela 100 amper saatlik bir redresörümüz var. Aküleri 100 amper saat. Bu 100 amper saat akülerin şarj akımı maksimum 20 amper olmak zorunda. 20 amperin üzerinde eğer biz bu aküye bir serbest bırakıp şarj akımı 25-30 amperle şarj etmeye çalışırsak akü bu sefer ısınıp şişecektir, farklı sorunlara yol açacaktır. Dolayısıyla redresör oradaki şarj akımını akü kapasitesine göre ayarlayarak sabit olarak o değeri geçmeden şarj etmeye yarıyor buradaki fonksiyonumuz. Evet, derin deşarj koruma özelliği. Derin deşarj dediğimiz akülere geldiğimizde biraz daha detaylıca anlatacağım. Redresör akülerinin tamamen boşalması redresör ömrü için çok sıkıntılı ve kritik bir durumdur. Dolayısıyla şöyle çok spesifik bir örnek verelim. 12 voltluk bir akünün deşarj edilme sınırı 9.6 volta kadar müsaade edilendir. 9.6 voltun daha altına deşarj etmeye kalkarsak bu aküyü, burada akümüz kapasite kaybedecek. 2-3 defa derin deşarja düşme durumu yaşanırsa bu akü artık kullanılamaz hale gelecektir. Dolayısıyla redresör akülerin gerilimini sürekli olarak kontrol edip deşarj esnasında 9.6 volt her bir akü için hesaplanan bu değerin altına düşmeyecek şekilde bunu sınırlandırmak zorunda. Bunu da nasıl yapıyor? Kontrol ölçüm sistemiyle akü voltajını deşarj esnasında sürekli ölçerek sistemin mesela 24 volt DC için 9.6 çarpı 2, 18, 19.2 voltun daha altına indiği anda bir kontaktör yardımıyla aküleri sistemden ayırıyor. Dolayısıyla artık akülerden herhangi bir akım çekme imkanımız mevcut değil. Bu sistem tekrar redresör enerji gelip şarj olmaya başlayana kadar bu şekilde boşta kalacak, aküler kullanılamıyor olacak. Yine bu özelliği, yani bu kontaktörün açıp kapama kısmını LCD menü üzerinden aktif pasif yaparak iptal etme imkanı da var. Buradaki minimum 19.2 değil de 20 volta ayarlama imkanı da var. Yine öndeki LCD ekran aracılığıyla bunu yapabiliyoruz. Yine ani darbe gerilimlerinde koruma. Burada redresörleri biz hem AC tarafta hem DC tarafta koruma imkanına sahibiz. Şurada Surge Arrestor dediğimiz parafudurlarımızı AC taraf için AC parafudur ve DC taraf için de DC parafudurlar koyarak burada
ani gelecek şebeke tarafından yüksek gerilimler, ani darbeler veya yıldırım düşmesi durumunda gelebilecek darbeleri bu sistem kendi üzerinde bloke ederek redresörün içerisine girip arıza, yangın veya benzeri sıkıntılar çıkarmasın ve direkt olarak yük tarafına geçmeyip yükü korusun diye kullanılan ekipmanlar. DC tarafında bulunmasının bir nedeni de yük tarafından gelecek herhangi bir DC darbeden redresör ve gerisini korumaktır. Redresörlerin önden erişimi MDZ şartnamesinde sıkça üzerinde durulan bir özellik. Redresörün ön kapağı açıldıktan sonra bütün kartlara, ekipmanlara buradan ulaşım imkanı istiyor şartname. Gördüğünüz gibi kapısını açtıktan sonra LCD'yi kapı üzerinden zaten rahatlıkla müdahale edebiliyoruz. Şurada kesiciler ve bunların bağlantıları mevcut. Şurada kuru kontak rölelerimiz. Şurada giriş çıkış klemenslerimiz mevcut. Yine şurada kontaktörümüz. Bakın burada tristör sürücü ve kontrol devrelerimiz. Şurada tristör ünitemiz. Burada fanlarımız. Ve şu ünitenin arkasında trafo ünitesi var. En altta da aküler. Şu çekmece şeklindedir arkadaşlar. Bunu çektiğinizde bu aküler dışa doğru gelip ister akü ölçümü, ister değişimi veya bağlantı kontrolü için bu akülere erişim imkanımız buradan mevcut. Dolayısıyla sistemi sadece ön kapağı açarak hemen hemen bütün aksamlara buradan ulaşma imkanımız var. Yine aynı şekilde yan kapakları da açarak müdahale etmek de pekala mümkün. Evet, MLZ şartnamesine göre LED ve mimik diyagram. Şurada az önce anlatmıştım, mimik diyagram sistemin üzerinde görsel olarak nerede sistem devrede mi değil mi, bir arıza problem var mı, aküler devrede mi, bunları LED olarak da buradan takip etme şansımız var. Aynı zamanda şurada hata ve durum LED'lerimiz var. Burada 16 tane hata ve durum LED'i var. Aşağıda detaylarını görebilirsiniz. Şebeke var yok, cihaz start stop etti, şebeke yüksek, şebeke düşük, DC yüksek, düşük, DC artı eksi kaçak, akım limitine girdi, fan hatası, aşırı ısı, akü hatası, sıcaklık kompansasyonu devrede ve genel hata lambası olarak burada mevcutlar ve bunları da biz eğer istersek kuru kontak çıkışı olarak da sistemden bunları alabiliyoruz. Sertifika olarak akredite bir kuruluştan TSN 60146-1-1 yarı iletken çeviricilerle ilgili deneyler ve bu standartlara uygunluk test raporu isteniyor bu MLZ şartnamesi kapsamında. Burada hem LVD dediğimiz low voltage direktif hem EMC dediğimiz elektromanyetik bağışıklık özelliklerini redresör tamamıyla karşılamak durumunda. Bu akredite kuruluş redresörü alıp buradaki tip deneylerini yaparak bunu sertifikalandırıyor uygun olup olmadığı durumuna göre. Evet, burada endüstriyel tip şimdi redresöre geçtik. Trifaze dediğimiz redresörler. Burada 4 tane voltajımız var çıkış voltajına göre. 24, 48, 110 ve 220 volt DC'lik redresörlerimiz. TEİAŞ şartnamesine göre giriş trafoları 3 fazlı, 6 faz tristör doğrultması mevcut redresörler üzerinde. Mimik diyagram yine az önce MLZ şartnamesinde gördüğümüz gibi bu redresörde de var. Durum ve hata ledleri 16 adet olmak durumunda. Dropper diyot gösterge ünitesi yine mimik diyagram üzerinde bulunacak. Bunlara ek olarak dijital ve analog veya analog göstergeler haricen redresör üzerinde bulunacak. Şurada gördüğümüz gibi akü voltajını okuduğumuz ayrı bir gösterge. Şurada çıkış voltajı yine ayrı bir gösterge. Aküden çekilen akım ve yüke giden çıkış akımını ayrı ayrı olarak izleyebildiğimiz
bağımsız göstergeler bunlar. Biraz daha uzaktan baktığımızda da bunları rahatlıkla görebilmemiz açısından istenen ekipmanlar bunlar. Dropper diyot göstergesi yine bunu anlattım. DC çıkış açma kapatma düğmesi. Şurada DC çıkışı açıp kapatabilme imkanımız var. Şuradaki butona basarak. Kapasitör pre-charge butonu dediğimiz bir butonumuz var. Bu şu ana kadar hiç diğer redresörlerde görmediğimiz bir buton. Bu buton da arkadaşlar şu işe yarıyor. Bu tip redresörler işte 30 amper, 60 amper, 100 amper çıkış kapasitelerine sahip olduğu için trafoları biraz daha büyük ve hacimli oluyorlar. Ve ilk giriş şalterini kaldırdığımızda bizler bu trafo ve içindeki o ünite, elektronik kartlar, bunlar doyuma ulaşana kadar bir anda pik olarak çok ciddi bir akım çekiyorlar. Dolayısıyla redresör girişine mesela biz 20 amperlik bir tane kesici bağladığımızda ilk anda buradan 40, 60, 80 amper gibi ani bir akım çekişi olduğunda giriş şalteri geriye trip ettiği için tekrar tekrar kaldırmak durumunda kalıyoruz. Bu kapasitör şarjıyla biz önce sistemin trafodan sonraki o DC'deki kapasitörü şarj ediyoruz. Bunu şarj ettikten sonra giriş şalterini kaldırdığımızda sistem rahatlıkla kalkıp hani rahatlıkla devreye giriyor ve trip etmeden redresör ilk kalkışını gerçekleştirebiliyor. Pano ısıtıcı göstergesi. Şurada da panonun içerisinde herhangi bir yoğunlaşma olmasın diye, oradaki buharı elimine etsin diye bir ısıtıcı ünitesi bulunuyor. Isıtıcının devreye girmesi durumunda oradaki ledden de bunun takibini gerçekleştirebiliyoruz. Üç fas redresörlerimizde yine pano rengimiz RAL 7035. Pano gördüğünüz gibi iki ayrı kapaktan oluşuyor. İki tane kapısı var. Gördüğünüz gibi şöyle çizmeye çalışayım. Birinci kapı burası. İkinci kapı da şurası. Şimdi birinci kapıyı kapattıktan sonra bizler aslında LCD ekran, şuradaki kesiciler, klemensler, hepsine butonlar, bunlara ulaşma şansımız var. Diğer en ön kapı da kapak da bütün bunlara ulaşmayı engelleyecek, gerektiğinde bir anahtar yardımıyla kilitlenebilecek özelliğe sahip ikinci bir koruma kapağı. Şu ön tarafında fiberglass bir şeffaf ünitesi var. Buradan ekranı ve diğer bütün göstergeleri dışarıdan bakınca görebiliyoruz. O kapı kapalı olsa bile. Ama bize müdahale şansı tanımıyor oradaki kapı kapalı olduğunda. Pano gördüğünüz gibi üstten taşıma ihtiyacı durumunda mapalar yardımıyla kaldırılıp istenilen yere yerleştirilebilir. Giriş terminalleri kapaklı ve korumalı. Şuradan görebilirsiniz. Bu kapakları böyle alttan elimizle çekip kaldırdığımızda o terminallere ulaşıp bağlantılarımızı oradan yapıp ölçümlerimizi ihtiyaç duyarsak oradan yapabiliyoruz. Bu kapaklar da yanlışlıkla elin değmesi durumunda herhangi bir elektrik çarpmasına karşı koruma amacıyla yapılmıştır. Kablo girişler alttan yapılıyor ve geçit izolatörü ile yapılıyor. Şurada gördüğünüz gibi bakın şuralarda birer geçit izolatörü var. Kablolar buradaki geçit izolatörlerinin içinden geçerek buradaki klemenslere gidiyor. Bütün kablo uçları pabuçla monte ediliyor. Yine LED ve mimik diyagram aynı MLZ şartnamesinde olduğu gibi burada da 16 tane LED'imiz var, mimik diyagramımız ve geniş ekran bir LCD ekranımız var. Burada 5 tane buton yardımıyla bizler bütün redresörün içerisindeki fonksiyonları görme, gezinme, ayar yapma menülerine buradan ulaşarak kumanda ve kontrol işlerini yapabiliyoruz. Şimdi TEİAŞ şartnamesi kapsamında genel olarak
çıkılan akım ortalama 100-120 amperlere kadar çıkıyor ama daha büyük endüstriyel sistemlerde, enerji santrallerinde istenen çıkış gerilim kapasiteleri, akım kapasiteleri yani binlerce amperde olabiliyor. 500 amper, 1000 amper, 2000 amper, 3000 amper. Gerilim de 1000 değil, 2000 amper olabiliyor. Buralarda da farklı. Daha farklı redresör, endüstriyel tip büyük kabinlerde redresör dizaynı yapmak gerekiyor. Burada da o ürünümüzü görüyoruz. Yine burada aslında temel olarak ürün tipleri aynı ama kabin ve kapasite olarak çok daha üst seviyelerde ürünlerimiz var. Bu ürünlerden birçok projeye yaptık. Yani en son yaptığımız yer pasta fosfat boru hattı projesine verdik bu ürünlerden. Orada bu ürünlerden 500 amper kapasitesinde redresör verdik. Şunlar 48 volt DC 500 amperlik redresörün şeyiydi, dizaynıydı. Gördüğünüz gibi yine üzerinde diyotlar, tristör, low fanlar, böyle çıkışları, giriş kesicileri, giriş klemensleri, izolasyon trafosu, trafo soğutucu fanlar, haberleşme soketi. Şurada bakarsanız mesela burada özel olarak haberleşmede Profibus ünitesi istemişlerdi. Profibus ünitesinde sisteme entegre ederek diğer merkezi üniteden izleme imkanı sağlamıştı. Evet, biraz redresörlerin ve akülerin bakımından bahsedeyim. Şimdi redresör ve akülerde bakım gerçekten çok önemlidir. Bakım yapılmaz diye düşünmeyin bunlara. Bunlar bildiğiniz gibi bir çoğunlukla bir trafo veya köşk binanın içerisinde duruyor ve uzun zaman kimse gidip kapısını açıp bunlara bakmıyor. Belki TİH tarafında durum biraz daha farklı ama sonuçta bunların düzenli olarak periyodik bakıma ihtiyaçları oluyor. Redresörde genel olarak nelere bakılır? Öncelikle redresör var ise toz temizliği mutlaka yapılır. Arıza hata lambaları kontrol edilir. Bu kontrol sonucunda varsa bir hata, arıza veya alarm sinyali, bunun sebepleri ortadan kaldırılır. Çıkış gerilim kontrolü yapılır. Şarj gerilimi kontrol edilir. Akülere giden şarj gerilimi. Bunlar olması gereken sınırlardan mı değil mi diye. Bağlantı, soket, kesici kontrolleri yapılır. Buralarda zaman zaman korozyon, gevşeme veya benzeri deformasyonlar meydana gelebiliyor. Bunların kontrolü yapılır. akü tarafına da yine akü deformasyon veya şişme var mı diye gözle bir kontrol gerçekleştirilir. Varsa bu aküler değiştirilir, sistemden ayrılır. Kutup başları korozyon olmuş mu değil mi, bunların kontrolü yapılır. Var ise temizliği gerçekleştirilir. Bağlantı kontrolleri yapılır her bir akünün. Akü voltajlarının blok veya hücre voltajları ölçülür. Bunların içerisinde sıkıntılı olan var mı? Varsa bunların sebepleri araştırılır. Zaman zaman da iç direnç ölçümü yaparak akülerin doğru kapasitede olup olmadıklarını veya ömürlerini tamamlayıp tamamlamadıklarını gözlemlemek gerekir. Dolayısıyla hem redresör hem akü tarafına redresörün daha uzun yıllar kullanılmasını sağlamak ve tam da ihtiyaç duyulduğunda enerji kesilmesi durumunda devreye girip çalışmasını garantilemek amacıyla bunların sürekli olarak periyodik bakımlarını yaptırmak gerekiyor. Bu konuda Türkiye'de bir zafiyet görüyorum. Yani burada redresör bakımlarını genel olarak mesela diğer UPS veya büyük regülatörlerde buralarda firmalar bakım anlaşmaları yaparken redresör konusunda bu kadar hassas davranılmıyor mesela.